örnek. Gerçi grup bir sevinç. Ya ben normalde Ankara'da, Ankara benim için ayrı bir yeri olan bir yer. Ya kadar başkentimiz olması, Anıtkabir'imiz olması, hepsinin dışında yani enerji olarak söylüyorum. Ankara'nın hepsi de ayrı bir bağım var. İnsanıyla geldim gitmek istemiyorum falan. Şöyle hani Ankara'nın en güzel tarafı dönüşüdür falan. Hiç o bana işlemiyor ama hep grup. Tabii bir sevincim var bunun. Bartın'daki tüm maden faciasında yaşamayı giden kişilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine. Çünkü onlar gidiyor, sadece onlar gitmekte kalmıyor. Ailelerde yarım kalıyorlar. Dolayısıyla bir kere onlara bir Allah'tan rahmet dilemek istedim. Dediğim gibi Ankara'nın buraya ne zaman gelsem böyle bir içim coşuyor. Havasından mıdır, suyundan mıdır, insanından mıdır? Herhalde insanından diye düşünüyorum. Şimdi önce isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Ben 1981 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Babaannem, yani büyüklerim tarafından büyütülmüş. Çünkü annemle babam hep çok yoğun çalışmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla böyle bir öğretmen dede, Osmanlı kadını bir babaanne, hep Türkçe'ye çok hakim ve sürekli de düzeltilerek falan ilk hediye, bana alınan ilk hediye kitaptı. İlk kelimem oku, aşağı, ama yani böyle bir ortamda büyümek zorunda kaldım. Sonra tabii yaş ilerledi. Ben 81 kuşağı olduğum için son derece apolitize bir ortamda. Yani 80 darbesinden sonra biliyorsunuz insanlar işte o süt kokulu kafanı yorma sen çok fazla bir şeylere diye biraz apolitize bir ortamda büyüdüler. Televole ortamında işte üretme, tüket falan böyle bir ortamda. O dönemde Koç Lisesi, Koç Üniversitesi. Fakat baktım ki bir fanusun içindeyim. Sadece kendi sesimi duyuyorum. Bir yankı odasının içerisindeyim. Kendi mahallemin sesini duyuyorum. Dedim ki bu böyle olmaz. Yani dünyaya tamam hani sosyoloji ve tarih okuyorum ama sadece tarihe tanıklık etmek yetmez. Tarihin taslağını da yazmak gerekir. Peki ne yapabilirim bunun için? İşte o dönem Irak Savaşı başlamıştı. Haber merkezlerindeki iyi muhabirler savaşa gitmişlerdi, cepheye gitmişlerdi. Sene 1999-2000'den bahsediyorum. Haber merkezlerinde çeviri yapacak insana ihtiyaç vardı. NTV'de başladım staja. Reuters, APTN çevirerek ve kışında gidiyordum. Yani hem okuyordum hem çalışıyordum falan. Bir süre sonra okulu bitirdiğimde artık işim hazırdı. Yani 3 senelik stajın ardından işim hazırdı. NTV'de muhabir olarak başladım. Daha çok ekonomi ve dış politika ağırlıklı haberlere gittim. Birçok liderle röportaj yapma fırsatı buldum. İşte Bill Clinton'dan tutun Schröder'e, o zaman Alman şansölyesi oydu. İran Cumhurbaşkanı'ndan, o dönem İsrail Meclis Başkanı'ydı, sonra Cumhurbaşkanı oldu Ruben Rivlin. Birçok devlet adamıyla, Fransız, İngiliz, Amerikalı röportaj yapma fırsatı buldum. Küçük yaşımda öyle hızlı bir başlangıç oldu. Sonra baktım ki bu işte asıl emektar, editörler, rejide bulunan arkadaşlar, yönetmenler, kameramanlar, muhabirler, cephede ve alanda olan muhabirler, asıl emektarlar onlar. Ama asıl payeyi ekran önünde olanlar götürüyor. Yani bu şey gibi hani iyi bir restorana niye gidiyorsun? Yemeğini beğeniyorsun. Kim yapıyor yemeği? Aşçı yapıyor. Bahşiş kime veriyorsun? Garsona veriyorsun. Onu sunan kişi hep payeyi alıyor. Öbürleri atsız kahraman. Halbuki asıl onlara borcumuz var. Dedim ki ya hayır bir dakika ben bir yani işin aynı zamanda önünde de olmak istiyorum. Mutfağında olduğum gibi aynı zamanda sunmak da istiyorum. Yaptığım yemeği, pişirdiğim yemeği gidip götürmek de istiyorum falan. Ve böylelikle diksiyon eğitimi aldım. O dönem tecrübe eğitim kurumları yoktu. Arsen Gürzap'la Can Gürzap'ın diyalog, anlatım, iletişim kursu vardı o dönem. Ben tabii fi tarihinden bahsediyorum, 2000'lerin başından bahsediyorum. Orada bir 6 aylık eğitim gördüm. Sonrasında bu arada dile bir merakım var. Yani
zaten ortaokulda, lisede ve üniversitede işte Sorbonne'a gittim, Fransa'da Fransızca eğitim aldım. Zaten okullar İngilizceydi. Sonra bir İspanyolca olarak sardım Cervantes'e. Bu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun en az 3 dil bileceksin, 3 dilde küfür edebileceksin şiirini biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir şiiri var, çok güzel. Bir şiir tavsiye ederim. Üç dilde canımın içi demeyi bileceksin. Onu öyle de devam ediyor, sadece küfürle gitmiyor. Öyle dile merakım var ama tabii en çok Türkçeyi doğru kullanmak, onun zenginliğinden faydalanmak. Çünkü dil benim için bir büyü. Hani bana büyü yaptı derler ya, yani aslında en büyük büyü o. Çünkü biriyle ilgili 40 kere bir şey söylesen başka birisine etkilenir. Aklında onun tohumunu atmış olursun. İyi şey de bu böyle, kötü şey de bu böyle. Bir de dil hakikaten hani günümüzde insanlığı kurtarmak isteyen önce dili, sözü kurtaracak. Yani güzel söylenmiş sözlerin, o ilham veren konuşmaların, işte Martin Luther King'in I have a dream diye, böyle bir hayalim var diye başlayan, ne bileyim tarihte işte Fatih Sultan Mehmet'e dair bir anekdot anlatılır. Hani babası çok küçük yaşta, 12 yaşında tahta geçmek durumunda kalıyor. Babası da Manisa'ya çekiliyor sancağa, 2. Murat. Haçlılar da bunu fırsat bilip saldırıyorlar. Onun üzerine işte çok böyle etkili bir dille, onun dile hakimiyeti biliyorsunuz en hakim Osmanlı padişahlarından bir tanesi. Şayet diyor, eğer sen padişahsan gel bir devlet adamı olarak devletin başına geç. Saldırı altındayız. Yok ben padişahsam eğer, o zaman sana emrediyorum, gel orduların başına geç diye falan, böyle çok etkileyici bir mektubu var. Böyle anekdotlar, hikayeler beni çok etkiliyor. Yani dilin zenginliğine dair, o tarihe dair hikayeler, bunlar çok kıymetli. Bir de tabii aslında dilimizin sınırları bizim dünyamızın sınırlarını belirliyor. Yani kimi ne kadar ikna edebiliriz? Bir yerde nasıl liderlik edebiliriz? Kendimizi nasıl ifade edebiliriz ve mesajı en doğru nasıl geçirebiliriz? Hani benim hep orada burada söylediğim, belki daha evvel duyduğunuz yanlış üslup doğru sözün celladıdır alıntısı var Hallacı Mansur'a ait, ama hakikaten öyle. Yani yanlış üslup bazen çok doğru bir sözü de katledebiliyor. Bu yüzden de dile, dilin zenginliğine, kelime dağarcığına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Nerede kalmıştık? Ben ekran önünde olayım derken, o dönem işte Star Televizyonu Aydın Doğan'a geçti. Bana dediler ki hani NTV'de muhabirsin ama gel Star'da öğle haberleri sun falan. Peki tamam, bu ekran iştahı insanı vezir de eder, rezil de eder. Başka tatsız anılarım da oldu, onları da anlatacağım. Çünkü insan başarı hikayesinden ibaret değil elbette. Çok düşüyoruz, çok kalkıyoruz. Bu Shizuki, soyadını unuttum, Japon buz patenci, belki hatırlarsınız, 2016 olimpiyat şampiyonu oldu. Sırrı soruluyor, 5 yaşından beri çalışmış. 2016'ya kadar işte bilmem kaç sene boyunca 20 bin kere popomun üstüne düştüm diyor. Başarı 20 bin kere popomun üstüne düşüp 20 bin kere kalkabilmek aynı zamanda hayatta. Star'a geçtim. Bir gün evvel Amerika, yani Irak Savaşı'nı başlatan işte Wolfowitz, Richard Pearl falan, bu adamlar, Amerikan Pentagon'un, şunun bunun, Amerikan istihbaratının başındaki adamlar, Savunma Bakanlığı'nın başındaki adamlarla röportaj yaparken, bir gün sonra ekrana hani çıkacağım diye Star'a gittim. Göğüs büyütücü krem haberi yap dediler bana. O zaman çok ünlülerden bir tanesi, adını şimdi söylemeyeyim, magazin olur, göğüs büyütücü krem kullanmış, git bunun haberini yap falan. Saçma sapan bir şey, popomun üstüne bir düştüm orada. Ben yani böyle bir şey niye yapayım? Yani niye? Tabii ki magazin haberleri, üçüncü sayfa haberleri. Diyeceksiniz ki Şov Ana Haber'de çok farklı şeyler mi vardı? Elbette. Haberin bir unsuru da bu. Ama öyle eğitilmemişim. İşte diplomasi, ekonomi üzerine almışım eğitimi falan. Çok mutsuz oldum orada ve ekrana falan da çıkacağım yokmuş. Sonra bir karar vermem gerekti. Bir dönüm noktası geldi. Ya bu işi tamamen bırakacağım, 6 senelik bu kadar ağır. Çünkü ağır dememin sebebi şu. Yani mesela HSBC bombalamalarını hatırlar mısınız? Sinagog saldırılarını falan. Çok acayip günlerden geçiyordu Türkiye her zaman olduğu gibi. O dönem böyle iç çamaşırıma kadar ıslanıp o bütün İsrail Meclis Başkanı'ydı o zaman, dediğim gibi Cumhurbaşkanı şimdi, gelmişti cenazeleri kaldırmak için, Yahudi vatandaşlarımızın cenazelerini.
İç çamaşırıma kadar ıslanıp 4 Mossad eşliğinde röportaj yaptım devlet konuk evinde. Gider ayak adamla falan, yani böyle bir hani 39 derece ateşle çalışmalar, koşmalar falan. Neyse sonu göğüs büyütücü krem haberi deyince ben orada ya işi tamamen bırakacağım, hayal kırıklığı, üzüntü ve muskabu, ya da devam edeceğim. O dönem CNN Türk'te Burcu Esmerkoy yeni bırakmıştı, NTV'ye geçmişti. Spor haberlerini sunmak, sunuculuğu konusunda bir açık vardı. Yani spor haberlerini sunacak biri aramıyordu falan. Sporla da çok ilgiliyim bir taraftan. Atletim, orta ve uzun mesafe koştum. 800, 1500, 3000, 5000 falan. Dolayısıyla ilgim de çok. Hadi dedim, peki buradan başlayayım. Gittim. Sonra o sırada İtalya'daki şike skandalı patladı. Canlı yayınlar yapmak gerekti falan. O sırada baktılar, sen canlı yayını bayağı iyi götürüyorsun. Evet, günaydın. Daha evvel 6 senelik böyle bir formasyon var falan. Tamam, sen niye haber sunmuyorsun? İşte CNN Türk'te öyle haber, sabah haberlerini önce Cem Öğretir'le, şu anda ATV ana haberi sunan arkadaşımla, daha sonra da Orkun Yazgan'la sunduk. Sonra Habertürk'e geçtim. Zaten sonrasını biliyorsunuz. İşte ana haber, sonra Show TV ana haber. Sonra popomun üstüne bir sonraki düşüşüm. Show ana haberi sunarken, işte Show Fox'tan sonra ikinciydi reytinglerde falan. Çok da başarılı gidiyordu. Her şey çok yolundaydı. Fakat gök kubbe altında söylenmedik hiçbir laf kalmadı. Yani ben söyleyebileceğim her şeyi orada söyledim kendi adıma, sizler adına. Çünkü ben ekranda olmanın bir güzellik meselesi olduğuna inanmıyorum. Veya sadece Türkçeyi doğru kullanmak meselesi olduğuna da inanmıyorum. Spiker oldu, yani o koltuğu işgal ediyorsanız bir meseleniz olacak. Bir davanız olacak, bir meseleniz olacak. Nedir o? Oradan sesini duyuramayan insanların sesini duyurmak, derdini duyurmak, derdiyle dertlenmek, bunu gerekli yetkililere ulaştırmak falan. Ama orada doğal sınırlarıma dayandım, artık yeni söyleyecek bir sözüm yoktu. Ve bu sırada işte dediler ki, yargı dağıtan abla olmayı bırak, gel yardım dağıt. Yani insanlara ev, araba, işte bu sabah kuşağı, öğle kuşağı, kadın programlarında böyle bir şey yap dediler. Tamam, hiç fena değil yani, Amerika'daki Oprah Winfrey gibi ol, burada bunu yap. İyi fikir, gayet iyi, yeter. Yargı dağıttım, yetti. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Birazcık da insanlara yardım dağıttım. Yani sevgi eylem gerektirir. Fakat gördüm ki sabah kuşağının çok farklı bir dinamiği var. Orada bambaşka bir şey var. Her gün bir dizi çekiliyor, dizi film çekiliyor. Ve orada bir maalesef canavar yaratılmış. Yani bir insanların iştahını kabartan, maalesef işin çok pornografik bir boyutu da var. Birbirinin hayatını dikizleme boyutu var. Çok çarpık ilişkiler var falan. Bunları ben beceremedim, yapamadım. Çok samimi olarak söylüyorum. Zaten bana da uymadı, yani yaratılışıma da uymadı. Ve sonrasında da İşte kitap, yazdığım kitabı biliyorsunuzdur, Haysiyet, ki onunla ilgili de bir sürprizim olacak sizlere ilerleyen dakikalarda. O kitabın, yani yeni bir kitap yazma ondan sonrasında, onun satışları iyi oldu ve sonrasında da işte sizlerin karşısındayım burada, konuşuyoruz, söyleşiyoruz. Elimden geldiğince ne biliyorsam onu anlatmaya çalışıyorum. Bu geçmişte liderler, hani çok iyi olan insanlardı, ama bugünün liderinin tanımı iyi soru sorabilen insan. Bu liderlikten kastım illa hükümetleri, devletleri yönetmek gerekmiyor. Aynı zamanda bir şirketi yönetmek veyahut da bir aileyi yönetmek. Bunlar doğru soruyu sorabilmekten geçiyor. Eskiden antik Yunan'da Delfi kahinleri vardı. Delfi kahinlerinin hikayesi şu: aslında bugünün falcıları gibi bir şey, ama bunu çok bir hali. Yani ne istiyorsan geleceğe dair sorabiliyorsun. Genellikle imparatorlar, krallar danışıyor onlara, devlet adamları danışıyor veya dünyanın dört bir yanından gelen halk danışıyor. Fakat Delfi kahinleri seni bir tek şeyle sınıyor. İstediğin şeyi söylerim. Ama neyi bilmek istiyorsun? Doğru soruyu sor. Yani doğru soruyu sormakla sınıyor seni. Doğru soruyu sormak da kendini bilmekten geçiyor. Tapınağın girişinde yazıyor kendini bil diye. Bu kutsal bütün kitaplarda yazan bir şey. Kendini bilmek. Kişi kendini bildiği zaman aslında nereye gideceğini de biliyor. Bir sonraki adımını da biliyor. Dolayısıyla ben soruya çok inanıyorum. Cevaplardan daha çok inanıyorum. Cevaplar çok değişiyor, soru değişmiyor. Onun için sizin güzel sorularınıza açığım. Elimden geldiğince beden dili, etkili konuşma,
insanlar üzerinde etki yaratabilme. Şimdi artık mesela hazır cevap olabilmek de çok önemli. Yani ben 10 yaşında mıydım, 11 yaşında mıydım? O zaman Beymenler'de satılıyordu o kitap. Boyner Yayınları'nın bir kitabıydı. Tank Fu diye bir kitap. Kung'dan yola çıkmışlar. Kung Fu işte dövüş sanatından yola çıkarak dilli dövüş sanatı, yani Tank Fu. Öyle bir kelime oyunu yapmışlar. Dille dövüş. Sözlü dövüş sanatı. Çünkü birçoğumuz günlük hayatta hep istemediğimiz sorulara maruz kalabiliyoruz. Cevap vermek istemediğimiz veyahut da çok saçma sapan sataşmalara maruz kalabiliyoruz. Bunların karşılığında bir şey söylemek istiyoruz. O an böyle araba farı görmüş tavşan gibi kalıyoruz. Cevap veremiyoruz. Sonra akşam kendi kendimizi yiyoruz. Olmuştur değil mi çoğunuzda gece böyle uyuyamamışsınız. Ya şöyle yapsaydım ne güzel olurdu falan diye. Ondan sonra o gece zindan, bir daha hiç uyku yok. Buna dair bir kitap var. O zamandan beri de buna merakım var. Yani bir şeyi anekdotlarla işte veyahut da oradaki abdüğü öne çıkararak, oradaki saçmalığı öne çıkararak, izahı olmayan şeylerin mizahını yaparak falan geri yansıtma, yani sözlü dövüş, o da benim çok merakım, hep o konuda çok böyle taze, dolayısıyla bununla ilgili de size anlatabileceklerim var. Bunun dışında beden dili çok önemli. İnsanlar 3 de ayrılıyorlarmış. Bu görsel insanlar, işitsel insanlar ve dokunmatik insanlar. Dünyanın %75'inin görsel olduğuna inanılıyor. Yani izlenim önemli. Ne giydiğiniz, kılığınız, kıyafetiniz. Kaldı ki şu an hepiniz giydiklerinizle, tıklarınızla, seçtiğiniz renklerle benimle konuşuyorsunuz. Yani kendinize dair bir takım ipuçları veriyorsunuz. Ve ben de onları görüyorum. Kimileri işitsel, duyduklarından etkilenen, onları konuşarak ikna edebilirsin. Sözcüklerinle ikna edebilirsin veya büyüleyebilirsin. Kimileri de dokunmatik ama çok az. Yani %75 görsel, %20 işitsel, %5 dokunmatik. Bu şöyle bir testi var bunun. Bu çok %100 onaylayabileceğimiz bir şey değil ama önemli bir ipucu veriyor. Kendimize dair şöyle bir gözümüzü kapatıyoruz. O gözümüzü kapattığımız esnada bir anı gözümüzün önüne getirmeye çalışıyoruz. O anıyı getirdiğimiz zaman, isterseniz şimdi de deneyebilirsiniz, onun hangi öğeleri hemen aklımıza geliyor? Yani onunla ilgili görsel gördüğümüz şeyler mi? Onunla ilgili duyduklarımız mı? O anda işittiklerimiz mi? Yoksa hissettiklerimiz mi? Dokunmatik kısmı mı işin? Orada ne tip, hangi kategoriye giren bir insan olduğunuzu görüyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü karşı görsel mi, işitsel mi yoksa dokunmatik bir insan mı, bunu bilirseniz ona göre kelimeler kullanıyorsunuz ve o kişide bir şeye çarpıyor. Yani görselse bir kere önce kılığınıza, kıyafetinize iş yerinde diyelim ki dikkat edin. Sonra görmekle, bakmakla ilgili fiiller kullanıyorsunuz o kişiyi ikna edebilmek için. İşitselse duymakla, dinlemekle ilgili veya onun kulağına hitap edebilecek şeyler. Dokunmatikse daha hani böyle sıcak, kalp kalbe. Çok güzel bir, hani çocuklarla göz seviyesinde konuşun derler ya, yani eğilme tam gözünün seviyesine, o iletişimi doğru kurabilmek. Bu sene bir de gönül seviyesi öğrendim. Yani göz seviyesi kadar gönül seviyesinin de çok önemli olduğunu, çocuklar açısından da büyükler açısından da. İşte bir yaşında diyorsunuz, insan gözü 6 aylıktan daha güzeli ayırt ediyormuş. Yani kim güzel, kim bakımlı, kim çirkin, yani çocuk gözü güzele, daha bakımlı olana, daha kendisine iyi bakana, onu seçiyormuş çocuğun gözü. Yani bu kadar aslında bu yaştan bu zevklerimiz de gelişiyor. Böyle yaptığımız zaman daha karşı tarafa doğru mesajı geçirmek konusunda ve daha karizmatik, yani bulunduğumuz ortamda liderlik edeceksek veyahut da bir iş ortamında birini ikna edeceksek doğru sözlerle doğru hitabeti yapmamız. Bunun dışında başka anlatabileceklerim size beden dili. Beden dili de çok kritik. Biliyorsunuz %60, %70 beden dili karşı tarafa geçen, sonra içerik, kelimeler, kullandığımız kelimeler. Burada da gözlemci olmanızı tavsiye ederim. Yani mesela röportaj teknikleriyle ilgili konuşurken hep
Doğru soruyu sormak, işte 5N1K haberciliğin gereği, hatta bugün artık neden de eklendi o nelere, ne zaman, nasıla, nereden de eklendi, 6N1K olarak geçiyor ama asıl röportaj tekniklerinde, yani iyi röportajcı olabilmek için söylenilenlerden çok sustuklarını duymanız gerekiyor karşı tarafın. Bunu nasıl yapacaksınız? Sustuklarını nasıl duyacaksınız karşı tarafın? Çünkü insanlar gizliyor. İstemiyorlar cevap vermek, istemiyorlar röportaj sırasında. Beden dilini iyi gözlemleyeceksiniz. Bir FBI ajanı var, Joe Navarro diye, daha evvel duymuş muydunuz? Bu FBI ajanı bir anısını anlatıyor. O zaman FBI'da ve Doğu Avrupalı bir suçlu aranıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Adamı zinhar bulamıyorlar. Sonra şöyle çok enteresan bir şey oluyor. Hepimiz sizin bir zaafı var. Adam da aşık oluyor. Bu Doğu Avrupalı suçlu. Aşık oluyor ve aşık olduğu kadına her gün çiçek götürüyor. Fakat çiçeği normalde nasıl taşırız? Suyun var mı? Diyelim ki elimizde bir buket çiçek var. Şöyle taşır götürürüz, değil mi? Şöyle taşıyor. Şöyle. Ve çiçek, FBI fark ediyor ki bir tek Doğu Avrupa ülkelerinde çiçek böyle taşınıyor, götürülüyor. Sevgiliye veya işte yakına, neyse. Ve adamı böyle yakalıyorlar. Yani gözlem kültürlere, bu arada farklı kültürlere de, yani farklı kültürlere yatkınlık, açıklık, ilgi, bunlar çok kıymetli şeyler. Yani örneğin bir psikoloğa gittiniz. Çok yakından tanıdığım bir psikolog var. Bana şunu söyledi. Birçok psikolog sosyoloji bilmiyor. Çünkü Türkiye etnik mezhep çok renkli bir ülke. Şimdi doğudaki bir insana, doğudan bir aileden gelen insana vereceğin tavsiyeyle bir aile faciasına yol açabilirsin. Batıdaki bir insana vereceğin tavsiye aynı olamayabilir. Çünkü onun gelenekleri farklı, görenekleri farklı, aileden getirdiği terbiyesi farklı. Dolayısıyla farklı sosyolojileri bilmek de çok önemli insana yaklaşırken, onun derdine derman ararken diye. Hakikaten bu gözlemcilikte de önemli, soru sorarken de önemli. Hangi kelimeleri tercih ediyor, hangi kelimeler onda bir yere, doğru yere çarpıyor, nüfuz ediyor, bunları bilmek çok önemli. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra, bu arada iletişim başlı başına çok zor bir şey. İletişimin kendisi iletişimsizlik için bir olasılıklar okyanusu çünkü. Doğru iletişemememiz için kaç ihtimal var biliyor musunuz? Karşılaştığımız an itibaren birbirimizi yanlış anlamak için kaç ihtimal var? Tahmin etmek ister misiniz? Tahminleri göreyim. 9. Düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşıdakinin duymak istediği, duyduğu, anladığını sandığı, anlamak istediği, anladığı, tam 9 ihtimal var iletişememek için. Dolayısıyla iletişim başlı başına çok zor. Onun için doğru kelimeler, çok fazla kelime bilmek, bunu yapmak gerekiyor. İşte, sayfa okumak. Çünkü günde 25 sayfa okuduğunuz zaman ayda 750 sayfa okumuş oluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ve yılda 90 bin sayfa okumuş oluyorsunuz. Bunun yaratacağı farkı düşünebiliyor musunuz? Bu Selçuk Şirin Hoca'yı ben çok takdir ediyorum, çok saygı duyuyorum kendisine. Şunu söylüyor. Çocuklukta 0-6 yaş arası biz zekayı IQ diye bakmıyoruz diyor. Kelime haznesi olarak bakıyoruz. Çünkü 0-6 yaş arası bazı çocuklar, İşte evinde 5000 tane, 10000 tane kitap okunmuş çocukla hiç kitap okunmamış çocuk arasında işte bilmem kaç yüz bin kelime farkı oluyor kelime dağarcığında. O onun ilkokulda gittiğinde anlayışını etkiliyor öğretmeni dinlerken. Ondan sonra işte gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla hikayeyi böyle tanımlıyoruz. Onun için çok kelime bilmek çok kıymetli. Kendini ifade etmekte de, doğru ifade etmekte de, akıcı konuşmakta da çok kıymetli bir şey. Şimdi artık buradan sonra ben sorularınıza cevap vermek istiyorum. Vakti etkili kullanabilmek için o kadar tatil gününüzü ayırmışsınız, buraya gelmişsiniz. Beni de bilmiyorum, benle ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Bana da katlanıyorsunuz. Onun için en güzeli siz sorun, ben cevap vereyim. Buyurun. Hoş buldum.
bölüm olabilir. Evet. Beraberinde ben size şu soruyu yöneltmek isterim. Alanınızda, mesleki hayatınızda en çok zorlandığınız an, yani böyle iletişimde tıkandığınız, duygularınızın farklılaştığı an, bunu çok merak ediyorum. Evet. Şimdi siz bunu söylerken bile bu arada sosyolog olduğunuz belli. Böyle teşekkür ederim. Tak yapıştırdınız oku 12'den. Yüksek lisansımı da aile danışmanlığı üzerine yaptım hocam. 3 yıldır sahadayım. Kadın hakları savunuculuğu da yapmaktayım. Daima yolda olan bir yolcuyum. Harika. Harikasınız. Saygı duydum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Önemli olan yolda olmak zaten. Şimdi şu. Yargı dağıtan abla olmak kolay. Yani ekrandan çıkıyorsun, bir şehit haberi veriyorsun, üzerine belki bir iki cümle söylüyorsun, bir kadın cinayetinden bahsediyorsun, iki cümle söylüyorsun, kafanı çeviriyorsun öbür kameraya. Bitiyor mu? Bitmiyor. Dediğim gibi o aile yarım kalıyor, o ailenin hayalleri yarım kalıyor falan. Sen böyle süslenip püslenip çıkmışsın. Hadi daha dur. Ekran yüzüsün diyelim diğerlerine göre. Biraz dert edinmişsin. O gün buna üzülmüşsün falan ama susmaya geldiğimde, yani göz göze geldiğiniz anda vicdan başlıyor, ahlak başlıyor. O haberini sunduğum insanlarla göz göze geldim. Sevgi Önüt, Yağmur Önüt'ün annesi. İnanılmaz bir kadın. Yani ben hayatımda bu kadar bilge bir kadın görmedim. Pompalı tüfekle öldürüldü. Yağmur Önü turizm okuyordu. Mezun olmasına 2 ay kalmıştı. Üniversiteden mezun olmasına. Pompalı tüfekle sevgilisi olduğunu iddia eden genç onu 52 santimden vurdu. Pompalı tüfeği düşünün. 52 santim mesafe şu kadar bir şey. Dolayısıyla parça oldu o çocuk. 6 senedir de davası devam ediyor. Düşünebilir misiniz? Böyle bir şeyin davasının 6 sene devam etmesinin ne kadar büyük. Ve o anne acımı çekemiyorum, daha acımı çekmeme fırsat gelmedi diyor. Çünkü dava sonuçlanmadı ki rahat rahat acısını, yasını tutabilsin. Şöyle geldi, oturdu. Önce işte farklı koltuklardayız. Ben burada böyle soğuk bir şekilde sunucu koltuğunda oturuyorum. O böyle burada oturuyor falan. Dedi ki doğduğunda dedi 52 santimdi. Ve gösterdi böyle, bebekken işte kucağına almış. Hala daha işte tüylerim diken diken oluyor, atlatamadım bunu. Bir dakika pardon, bu da uçtu gitti. 52 santimdi dedi doğduğunda, bu bir bana oyun oynuyor, şu gitti. Neyse, bu kadar 52 santimdi dedi. Pompalı tüfekle 52 santimden vurulmuş dedi. Siz dedi çocuğunuzun yüreği kaç gram biliyor musunuz dedi. Herhalde mecazi konuşuyor, edebi konuşuyor diye düşündüm. O kadar paramparça olmuş ki kalbi dağılmış falan, elinde tutmuş yani gramını biliyor kalbinin, çocuğunun, Yağmur'un. 6 senedir dava sonuçlanmıyor. Titreyerek ağlamaya başladık karşılıklı, sarıldık birbirimize. Şimdi orada siz hani güya böyle çok süslü kelimeler edebilen bir kadınsınız, görmüş geçirmiş birisisiniz, cümle kurabiliyorsunuz, iyi kötü meselelerle ilgili bir fikriniz var falan. Ne konuşsanız bomboş, bomboş yani dava sonuçlanmamış. Bugün dedi mahkemeye yağmur yağdı dedi. Acaba dedim dedi yağmur ya kızın adı. Yani acaba bugün adalet mi aynı zamanda gelecek, yerini bulacak? Yağmur mahkemeye mi geldi demek istiyor yani yağmur yağdı diyerek. Olmadı diyor. Geçen gün diyor bir tane işte şeye gittim, restorana gittim diyor. Garson geldi, hanımefendi siparişinizi alabilir miyim dedi diyor. Ağlamaya başladım diyor. Niye dedim? Ben kendimin görünmez olduğunu düşünüyordum. Yani bir garson beni gördü ve sipariş almak istedi benden. Halbuki kendimin görünmez olduğunu. Böyle bir anne, hayalet gibi dolaşan, adalet onu görmediği için, bu olayı görmediği için kendini görünmez hisseden, çocuğunu doğduğunda işte eline aldığında 52 santim ve çocuğunun vurulma mesafesi 52 santim olan ve kalbinin kaç gram olduğunu bilen bir anne. Onunla göz göze gelmek, ona sarılmak, ona dokunmak,
Onun hiç yani çok şey dediğim gibi bugüne kadar çok mesleki açıdan tırnak içinde başarı sayılabilecek çok iş yaptım şükürler olsun. Genç yaşta da öyle yani işte Amerikan başkanından tut, Barack Obama'sından tut, Hillary Clinton'ına efendim Sarkozy'sinden bilmem kimine ama o başkaydı yani. O kadına dokunmak başkaydı çünkü çok konuşuyoruz kadın meselesiyle ilgili biliyorsunuz. Meselenin ne kadar artık böyle bir akut problem haline geldi ama o kadına dokunmak, onunla yan yana olmak başka bir şeydi. Hala da atlatabilmiş değilim. Ece Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten boğazım düğüm düğüm oldu. Eminim ki burada olan herkes de aynı şekilde. Ben size yürekten teşekkür etmek isterim. Ben bugün burada binlerce kadının sesi olarak size teşekkür ediyorum. Gönül duyguların barınağıdır ve siz yüzlerce hatta binlerce kadının kalbine dokundunuz. İdeal olarak anılıyorsunuz bunu bilin. İyi ki o kadınların çığlıklarına, sessizliklerine çıkıp hani tırnak içerisinde yargıda atan abla diyoruz ya, biz o yargıda atan ablayı çok seviyoruz. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzellik, gerçekten. Birinde bir güzellik varsa o görenin gözünde çok teşekkür ederim. İyi ki, ne mutlu bana. Buyurun. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nihat Arpacı. Öncelikle sizinle ilgili olan bir anımı anlatayım. Sonra da soruma geçeyim müsaadeniz olursa. 26 Şubat'ta İstanbul'da iki tane medya kuruluşu tarafından düzenlenen bir organizasyonda şirketimize yılın danışmanlık markası ödülü verildi ve o ödülü biz sizin elinizden aldık. Siz takdim ettiniz. Fakat orada tabii Ceyhun Bey'le birlikte sunuyordunuz. Siz bana elinizi uzatmışsınız. Ben o sırada Ceyhun Bey'in de fotoğraf karesine girmesi için arkama dönmüşüm. Sizin eliniz havada kalmış. Tabii programdan sonra bazı arkadaşlar özellikle sizin hayranlarınız var. Tabii çok Ankara'da. Ya dediler ki sen Ece Hanım'ın elini niye sıkmadın? Ben farkında değilim. Dedim ki Ece Hanım elini ne zaman dedim ya dedik sana el uzatmışsan sıkmamışsın. Bir baktım gerçekten izledim şeyi, görüntüyü. Siz elinizi uzatmış, eliniz havada kalmış. Tabii orada da profesyonel bir şekilde düzeltmişsiniz. Dolayısıyla inşallah programda sonra size bir el uzatma borcum olduğu için tokalaşmak istedim. Çok güzel. O borcu ödemeye mi geldiniz? El mi uzatacaksınız? Tabii sizi burada ne görmek olurdu? Gerçekten çok güzel. Biz zaten yıllardır sizi hayranlıkla izliyoruz. Sağ olun. Dediğim gibi çok değerli dostlarım da hep sizi hayranınız. Sağ olun. Soruma gelmek istiyorum. Ben ağırlayayım. Tabii bize bir yerleşen bir şivemiz var. Ben daha önce şivemi düzeltmek için çaba harcamak istemiyordum. Çünkü bunu bir de değişmek gibi ya da yapmacık olmak gibi bir şey gibi görüyordum. Dolayısıyla şivemi değiştirmek için hiç çaba sarf etmiyordum. Fakat gelmiş olduğumuz bu durumda şivemin değiştirmek istiyorum şivemi. Şimdi bunun için neler yapabilirim? Tabii yerleşmiş bir artık şey de var. Hani ne kadar değiştirsek, ne kadar değiştirebiliriz onu da bilmiyorum da. Şive konusunda özellikle sizin tavsiyelerinizi almak istiyorum. Şey hazır mı? Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Nisa Hanım, Angara hazır mı? 2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılı. Onlar okulda olmak yerine yaşından kat ve kat fazla yükü kaldırırken bizim de çocuk işçiliğine baş kaldırmamız gerektiğini hatırlatan bir haber var sırada. Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde kaydedilen iki küçük çocuğun tehlikeli oyunu. Ekmek kavgası veren kağıt toplayıcısı o çocuklar geliyor ekranlarınıza. Tamam. Bizim de çocuk işçiliğine... dediniz. Biraz önce, bu arada biraz önce siz konuşurken orada da yine Ankara'ya geldiniz belli ettiniz. Dediniz ki cumartesi günü işte hafta sonu çıkıp buraya gelmişsiniz dediniz. Ya yani gelmişsiniz demediniz, gelmişsiniz dediniz. Evet, değil mi? Evet, özellikle evet. Dediniz. Özellikle dedim. Evet. Şimdi şöyle, elbette dilin doğru kullanımı çok kıymetli, çok önemli. Yani dediğim gibi zaten bu hassasiyetleri taşıyan bir aileden geliyorum. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. En güzel Türkçeyi kullanacağım. İşte en doğru kelimeleri seçeceğim, en doğru telaffuzu, en doğru boğumlamayı, diksiyonu falan derken böyle soğuk bir duvar oluyor insanlarla aranızda. Adı konulmamış bir, ne diyeyim, bir suni bir hal. Yani kimse mükemmel olmak zorunda değil. Elbette önemli olan yolda olmak, o gayret.
dili doğru kullanalım, onun zenginliklerinden, esnekliklerinden, estetik yanlarından faydalanalım. Ama ben ilk şok izleyicisiyle gerçek bağımı burada kurdum, biliyor musunuz? Yani bir sürü haberi kusursuz sundum, hatasız sundum. Doğru telaffuzla, doğru diksiyonla. Fakat ne zaman ki Ankara dedim, o zaman işte çünkü sizi evine alıyor. Yani çok mahrem bir saatinde, saat 7'de herkesin akşam yemeğini yediği, işte o sofrasını kurduğu evladıyla, eşiyle belki oraya sizi misafir ediyor. Yani her gün aynı saatte buyur kapımdan gir içeri, misafirimsin diyor. Peki yakınlık kuramadığı birisiyle, yani seninle değil de sadece sana konuşan birini sevebilir misin? Yoksa bir yakınlık mı görmen lazım? Bir bağ mı? İşte niye Mehmet Ali bir anda herkes çok seviyordu? İşte Madrid'in midyatı, yok Deniz Zeki, yok bilmem ne. Sürekli böyle bir takım komik, şirin, tatlı şeyler yapıyordu. Dolayısıyla ben şunda bir mahsur görmüyorum. Dili doğru kullanmak, Türkçeyi doğru kullanmak başka bir şey. Şive başka bir şey. Elbette düzeltmek için mümkün olduğu kadar o Türkçenin en böyle ağdalı konuşulduğu filmler var. Eski Yeşilçam filmleri falan mesela. Onları izleyebilirsiniz. Arasında mutlaka keyif aldıklarınız vardır. Veyahut da işte zaten buraya bu tecrübe eğitim kurumlarının bütün o paketlerinden faydalanabilirsiniz. Erdoğan Hoca bunu da duayen. Ben kendimce bir doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Şunu yapabilirsiniz, heceleyerek, bu çok sıkıcıdır ama çok faydalıdır. Mesela yüksek sesle, çünkü kendi sesinizi de duymanız gerekiyor. Heceleyerek bir metni, bir gazete küpürü olabilir, ne bileyim sevdiğiniz bir hikaye olabilir. Sizin kitabınızı okuruz hocam, sizin kitabınızı okuruz. Yaşasın, bakar mısınız? Bir el sıkışması ya, bir kitap sırada ne var acaba diye çıkacak diye geliyorum hemen, çok özür dilerim. Bunları yapabilirsiniz. Heceleyerek mesela 2-3 sayfa okuyun. Yüksek sesle dinlesin. Eşiniz değil mi hanımefendi? Evet. Siz de dinleyin. Kızınız mı? O da kızım. Programa Allah beraber var. Gelmiştik. O programa beraber gelmiştik. Biraz daha ekipçe gidiyoruz. Keşke aramızda olsaydı. Beril. Hiç biraz sanmıyor. Oralı olmuyor. Çok sıkıldı hocam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şey yaptık. Tabii biraz getirmek zorunda kaldık. Çok iyi anlıyorum. Çok haklı. Elbette yani çok haklı. O da mesela o çocuklar çok iyi eleştirmenler bu konuda. Onlar böyle çok aslında dili efendim? Bence de mi dedi? Aa tamam işte. Yani orada onun mesela benim 6 yaşında kızım acayip uyarılarda bulunuyor bana. Kusurları buluyor. O az önce hani dikkat ettiğiniz nüans var ya. Evet. Mişiniz. Evet. Bunları bana hatırlatıyor 6 yaşında. Mesela çocuk kitabı okuyun, heceleyerek. O kadar faydalı oluyor ki hem hayal gücünü de inanılmaz zenginleştiriyor çocuk kitabı okumak. Ben mesela son zamanlarda çocuğuma işte kitap zaten yatarken, yatırırken hep okuyordum falan ama onlardaki o lezzeti fark ettim. Bitmek bilmeyen bir hayal gücü var o kitaplarda. İşinize de faydası var. Çünkü fikir üretebiliyorsunuz, yeni fikir. O çünkü bir sürü havada asılı duran fikir var, düşünülmeyi bekleyen. Mesela ona da çok faydası oluyor. Ama lütfen hani ağrılı olmanın o biricikliğini de kaybetmeden. Çünkü o bağlıyor işte, o sıcaklığı o kuruyor aslında insanlarla aranızda. Dolayısıyla mükemmel olmaya çalıştığınız zaman asıl kusur bence o. Hepimiz kendi içimizde o kusursuzluğu taşıyoruz. Ben de doğallığı sevdiğim için evet. Hocam o zaman kadar çabam olmadı. Bu arada sizi burada görmek ve değerli katılımcılarla birlikte olmak çok güzel bir duygu. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ne mutlu geldiniz. Eşinize de, güzeller güzeline de, bence de sence. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.